Hadi şimdi alkinlerin hidrohalojenasyon tepkimesine bakalım. Bu tepkimeyi alkenlerle birlikte daha önce görmüştük. Burada bazı benzerlik ve farklılıklar bulunuyor. Öyleyse neler olduğuna bir bakmaya başlayalım. Üçlü bağ olan alkinimizle başlıyoruz. Buna şimdi hidrojen halojenür ekliyoruz. Yani hidrojen halojenürümüzün bir veya iki eş değerini daha ilave ediyoruz. Hidrojen halojenürün bir eş değerini eklediğimizde hidrojen ve halojeni birbirine zıt taraflara eklemiş olacağız. Tabii halojen en sübstitü olan karbona eklenecek. Yani şuradaki halojen bölgesel kimya açısından en sübstitü olan karbona eklenmiş durumda. Şuraya bunu bir not edelim. Bölgesel kimya. Buna Markovnikov kuralı diyoruz. Evet böylece bu tepkimede halojen en sübstitü olan karbona eklenmiş oluyor. Peki, iki eş değerle yaparsak bu kez iki halojenin aynı karbon üzerine eklendiğini görüyoruz. Pekala. Şimdi alkenlerin hidrohalojenasyonu için önerilen mekanizmaların birine göz atalım. Aslında alkenlerin hidrohalojenasyonuyla oldukça paralel. Tabii bu alkenler için mükemmel bir mekanizma olarak düşünülmüyor. Ancak bunun neden bölgesel kimya açısından Markovnikov kuralına uyduğunu göstermek için bununla başlıyoruz. Evet buraya arkilimizi çizerek başlıyoruz. Hidrojen halojenürümüz olacak. Onu da şuraya çizelim. Arkenle yaptığımızda bu mekanizmanın ilk adımında bu bağdaki elektronların buradaki protonla bir bağ oluşturacağını söylemiştik. Ardından burada yer alan elektronlarsa halojene geçecek. Şu şekilde. Evet şimdi neler yapabileceğimize bakalım. Diyelim ki hidrojen sağ tarafa ekleniyor. Tabi artık iki karbon arasında çift bağımız kalıyor. Şimdi hidrojeni şöyle sağdaki karbonun üzerine ekleyebiliriz. Sağ karbona bağlı diğer bağı da aşağı doğru çizelim. Soldaki karbona ise 3 bağ bağlı durumda ve bu da ona artı bir formal yük vermiş oluyor. Böylece halojen de eksi bir formal yüke sahip oluyor. Tabii bu durumda halojenimiz nükleofil görevi görüp elektrofil görevi gören bu artı yüklü karbona saldıracak. Ve böylelikle halojen bu karbona bağlanmış olacak. Mekanizmada bir karbokatyon olmasından dolayı Markovnikov kuralı ortaya çıkıyor. Çünkü mümkün olan en kararlı karbokatyonu oluşturmak istiyoruz. Daha fazla sübsüte olan karbokatyon en kararlı olan oluyor. Tabii bu gerçekten doğru bir mekanizma değil ve doğru bir mekanizma olmamasının nedeni de şu. Bu eğer doğru bir mekanizma olsaydı bu tepkimenin hızı iki molekülün konsantrasyonuna bağlı olurdu. Yani bir moleküler olurdu. Öyleyse şuraya bu mekanizmanın hız yasasını yazalım. Şimdi alkinlerin hidrohalojenasyon tepkime hızı eşittir. Hız sabiti çarpı alkin konsantrasyonu çarpı hidrojen halojenürün konsantrasyonu. Burada iki şey var. Çünkü bu mekanizmada bunlarla başlamıştık. Hidrojen, halojenür ve alkin. Ve bu deneysel olarak gözlemlenmez. Yani bu mekanizma pek de doğru değil. Aslında böyle olmuyor. Ama şunu düşünmek önemli. Artı yüklü olan karbon, bu karbon ve Markovnikov kuralı geçerli. Bu mekanizma hakkında düşünmemizi sağlıyor. Ama bu mekanizma pek doğru değil. Çünkü bu deneysel hız yasası değil deneysel hız yasası hidrojen halojenürümüze göre ikinci derecede ve genel olarak da üçüncü derecede ortaya çıkar. Öyleyse şuraya 2 koyarsanız bu aslında mekanizmanın hidrojen halojenürünüzün iki molekülüne ve arkininizin de bir molekülüne bağlı olduğunu gösterir. Ve eğer bu genel olarak 3. derece olursa farklı bir mekanizma ortaya çıkarmamız gerekir. O zaman şimdi arkenlerin hidrohalojenasyonu için hali hazırda önerilen bir mekanizmaya bakalım. Evet, bu arkenle başlayalım. Tabii burada hidrojen halojenürümüzün iki molekülü de olacak. Bir tanesini şöyle buraya çizelim. Evet, diğerini de altta burada ekleyelim. Ortaklanmamış elektron çiftlerini de buraya eksiksiz ekledikten sonra, evet şimdi bu üç molekülün üçü de aynı anda tepkimeye giriyor. Yani burada hidrojen halojen arasındaki bağda yer alan elektronlar buraya gelerek halojene bu karbon arasında bir bağ oluşturuyor. Bu olurken aynı zamanda bu iki elektron da bu protonla bir bağ oluşturuyor. Ve bunun ardından buradaki elektronlar da halojene geçiyor. Şimdi aynı zamanda meydana gelen tüm bu geçiş durumlarını bir çizelim. Önce her iki tarafa köşeli parantezlerimizi koyalım. Şöyle. Evet, peki şimdi neler olacak? karbonlar arası artık çift bağla bağlı. Ve onlara bağlı birçok kısmi bağ olacak. Bu yüzden en iyisi bu kısmi bağları farklı renklerle renklendirelim. Şimdi burada hidrojen ve halojenimiz var. Aynı şekilde bir de üstte olacak. Evet. Şimdi bu kısmi bağ için mavi renkle başlayalım. Bu halojen buradaki karbonla bir bağ oluşturuyor. Tabii aynı zamanda bu bağ da kırılıyor. Şu şekilde üçlü bağla başlamıştık. Ama bu üçlü bağ üstte bir protonla bir bağ oluşmasıyla ayrılmış oldu. Ve aynı zamanda bu protonun halojenle olan bağı da kırılmış oluyor. Yani tek seferde bu büyük geçiş durumu bu şekilde meydana geliyor. Size bunu neden gösterdim? Eğer bu tepkime adım adım meydana gelseydi soldaki bu karbon tam artı yüke sahip olacaktı. Şunu bir gösterelim. Yani soldaki bu karbon tam artı yük elde edecekti. Aşağıdaki bu mekanizmada neler olduğunu düşündüğümüz zaman aynı şey olmadığını görürüz. Ancak soldaki bu karbondan bu bağın ayrılmasından yani üçlü bağın bu karbondan ayrılmasından dolayı burası kısmi karbokatyon özelliğine sahip oluyor. Yani bu karbon kısmi pozitif oluyor. Tabii bu mekanizmada bu karbonun kısmi pozitif olduğunu görmek biraz zor. Ancak yukarıda takip etmesi biraz daha kolay. Çünkü üçlü bağ soldaki karbon yönünden kırılıyor ve sağdaki karbona geçiyor. İşte bu yüzden mekanizmayı düşünürken bu nokta önemli. Bize kısmi karbokatyon özelliği veren bu durum Markovnikov'un bölgesel kimyasını da açıklamış oluyor. Sona yaklaştık. Bu elektronlar hareket etmeyi tamamladıktan sonra şu yapı ortaya çıkacak. Şimdi sarı rengimize geri dönüp arkenimizi elde edelim. Evet, şu şekilde alkenimizi oluşturmaya başlayalım. Burada halojenimizle bir bağımız var. Zıt tarafta ise bu protonla bağımızı ekleyelim. Ve böylece mekanizmamızın ürününü oluşturmuş oluyoruz. Evet, şimdi birkaç tepkimeye göz atalım. Yine arkinlerin hidrohalojenasyonunu yapacağız. O yüzden burada bir arkinle başlıyoruz. Şuraya çizelim. Unutmayın, arkinlerin çizgisel olmasından dolayı etrafını da şöyle çiziyoruz. Evet, ilk tepkimemizde hidrojen halojenürümüzün 1 molar eşlerini ekliyoruz. Tabii üçlü bağımızın iki ucuna hidrojen ve halojen ekleyeceğimizi ve çift bağ olacağını biliyoruz. Böylece yapacağımız ilk şey kaç tane karbon olduğunu bulmak. Öyleyse sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani 5 karbonlu bir alkeni 5 karbonlu bir alkene dönüştüreceğimizi anlıyoruz. Şimdi 5 karbonlu alkenimizi çizelim. O zaman 1 2 3 4 ve 5. Bu iki karbon arasına da alkeni şöyle çizdik mi? Evet. Şimdi oldu. Ürünümüzün bir kısmı bu. Ancak şimdi halojenimizi bu iki karbonun hangisine ekleyeceğimizi bulmamız gerek. Üçlü bağın sol tarafındaki bu karbona mı yoksa sağ taraftaki karbona mı? Bunu yapmak için Markovnikov kuralını düşünmemiz gerek. Sağ taraftakine eklersek bu bize primer bir karbokatyon verecek. Aslında hangi yolun bize en kararlı karbokatyonu vereceğini düşünmemiz gerekiyor. Ve en kararlı karbokatyonda soldaki sekonder olan. Bu yüzden halojenimizi soldaki bu karbona ekleyeceğiz. Karbokatyonlar kararlılık ve Markovnikov kuralı hakkında daha fazla ayrıntı için önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet, şimdi hidrojen halojenürümüzün 2 eş değerin eklenmesini yapalım. Hatta daha doğrusu fazladan eklenmesini yapalım. Yine ürünümüzden dolayı 5 karbonla başlıyoruz. İlk tepkimimize geri dönüp bakacak olursak burada 2 molar eş değer olduğunu görebiliyoruz. Yani aslında aynı karbona 2 halojen ekleyeceğiz. Genel tepkime de bunu biraz daha farklı şekilde çizmem lazımdı aslında ama neyse. Ayrıca yine Markovnikov kuralına ve bölgesel kimyaya da bakmalıyız. Tabi hangi karbonun olacağını düşündüğümüz zaman yine en kararlı karbokatyonun hangisi olduğunu düşünmemiz gerek. Yine aynı şekilde iki seçeneğimiz var. Sol taraftaki karbon ya da sağ taraftaki karbon. Ve sol taraftaki karbon bize daha kararlı olanı verecektir. Öyleyse halojenimizin iki eş değerini şuraya ekleyelim aslında ürünümüz olarak dihalojenür elde ediyoruz. Alkinlerin 1 veya 2 molar eşleriyle hidrohalojenasyonu bu şekildeydi.